Boş. Operatörler kayıt yüklüş mağazını bir mette kayıt arayıp hemen bir klas misalı da. Yani başka klas misalı. Keçe gidersiniz de kitap klası. Bir de kitap duyan klas yarattırı. O şanda operatörlerde kayıt yüklüştü. Kursatı belgeledim bugün. Ham operatörler ham amallarda kayıt yüklüş jarayon online kursatı ötemen. Hamamız sananı bilemiz ha. Bitta kunni aytayotgan bo'lsak, masalan, bugungi kun deydirgan bo'lsak, 29 kuni, oyi 1-oy, yili 2021-yil kuni bo'ladi. Shunga sana degan mana bitta klass olaman. Sana deb nomlangan bitta ommaviy a'zo bilan ishlaymiz, faqatgina qolganlarini keyin qo'shimcha ravishda qanday ishlash tartiblarini ham bilasizlar, o'shanga qarab o'zlaring ishlatishlaringiz mumkin. Demak, kuni bor buni, oyi bor va yil degan o'zgaruvchisi mavjud. Uchta klass misolida gapirdim. Mana bu sanaga a degan o'zgaruvchi o'ldirgan bo'lsam, bularga qiymat berishlik uchun men quyidagi ishlarni amalga oshirishim kerakmidi? A nuqta kunim teng 29 ga, a nuqta oyim teng 1 ga, A nuqta yil teng 2021 ga deb yozishim kerak edi va bularni ekranga chiqarishlik uchun yana xuddi shunday ketma-ketlikda uni yozishim kerak edi. Kunni chiqarishim kerak, orasida nuqta, oyni chiqarishim kerak, orasida nuqta va undan keyin yilni chiqarib qo'yishligim kerak edi. Keyin line dasturimizda ishga tushirib ko'rayotgan bo'lsak, bizga bugungi sanani chop qilib chiqarib beradi. 29 1 2000 bu klassning eng birinchi o'rgangan tushunchamiz edi. Ya'ni 29-chi kun 1-oy 2001 yozganimiz bilan ham biz hozir faqat int tipida ishlaganligimiz uchun 1 deb chiqarib beraveradi. Chunki 0 ni hisobga olmaydi. Endi xuddi shu joyga men yana bitta sanani qo'shaytirgan bo'lsam, B sanani, uni yana shuncha usul bilan nima qilishim kerak? Kiritishim kerak va chiqarishim kerak bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda men o'zimni shunda oshkorlashtirish uchun bitta kirit va chiqar degan funksiyani e'lon qilaman. Kiritish va chiqarish degan funksiya. Klassni tarkibida kirit deb nomlangan bitta void tipidagi kirit deb nomlangan funksiyani e'lon qilyapman. U menga o'sha kunga, oyga, yilga qiymatlarni kiritib bersin. Kiritishdan oldin bitta izoh so'rasin mendan, ya'ni qaysi birini kiritayotganim. Cout ekranga chiqarib bersin kun degan yozuvni. Ya'ni kirit degan funksiyani ishlatganimizda u bizga kun degan yozuvni kiritib chiqarib bersin va klassi tarkibidagi kun degan o'zgaruvchiga qiymat yozib bersin. Xuddi shunday oy va yillarni ham davom etib bersin mana. Oy va yil. Kiritgan joyimda endi xuddi shu funksiyani ishlataman. A nuqta kirit deyman. Bu holatda dasturimizda ishga tushirayotgan bo'lsak, mana mendan kun degan yozuvni so'rab turibdi. 29 1 2021. Kiritsam, bugungi sanani nima qilib beraveradi? Ekranga chiqarib beraveradi. Endi B, virgul B degan o'zgaruvchi olayotgan bo'lsam, ya'ni obyekt yaratayotgan bo'lsam, B nuqta kirit deyman xolos endi. Ya'ni o'shancha qatorda nima qilmaymiz? Boshqatdan yozmaymiz. O'sha funksiyaga bir marta yana murojaat qilayotgan bo'lsak, bizga uni qiymatlarini chiqarib berish mumkin. 1 1 1 deb yozsang, keyingi B o'zgaruvchini kim so'rayapti? B ga 2 2 2 deb yozayotgan bo'lsam, faqatgina hozir biz A nikini chiqarganmiz xolos, mana aytdim mana. A nuqta kun, A nuqta. Endi xuddi shuni chiqarish uchun yana bitta funksiya olaman, void tipida chiqar deb nomlangan funksiya olaman. U menga shu o'zgaruvchilarning qiymatlarini chiqarib bersin deydi. Faqatgina mana bu yerdagi A nuqtalari bo'lmaydi. Chunki
Bu çıkardığı nomlangan funksiyamız klasının içi de türüptü. Bu bizge kündü, oydu, yıldı çıkarıp endlerine koyduralım. A nokta çıkar diyemem ve B nokta çıkar getirgen olsam A bilen B'nı kıymatını bizge makul verildi, çıkarıp verildi. Kün, bunlar ge 1, 1, 1 diyor o zaman olas. B'gesi 2, 2, 2 diyor olsa bana. A'nikini çıkar yaptı, B'nikini kıymatlarını bizge mosravışta çıkarıp verildi. Bu klasının terkibinde yazılgen iki de funksiyedir. Kırıt ve çıkar deb nomlangan funksiya. Şimdi biz hammamiz urganganmiz, int tipida a deb yozsak, int bu butun sonida, butun son tipida a deb yozsak, sin a desak, a ga qiymatni o'zimiz nima qilib ketavardik? Yozib ketavardik. Endi sana tipida a degan o'zgaruvchini olsam, sana tipli a degan o'zgaruvchini olsam, o'zi bitta endi bizda klass bo'lganligi uchun sana klassida a degan bitta obyekt yaratsam bo'ladi. Obyekti yaratsam, mana bunday holatda biz kirita olmaymiz. Mana xatolik beradi. Sababi kiritish operatori o'zi bilgan tiplarni, qiymatlarini kiritish uchun mo'ljallangan. Biz bu kiritish operatorini vazifasini o'zgartirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa, kiritish operatoriga boshqa qayta yuklanish, xuddi shu nomdagi operator yaratishimiz kerakda. U bizga boshqa vazifani bajarib berishligi kerak bo'lsin. Uni klassdan tashqarida yozamiz. O'zi qayta yuklanish tushunchasini sizlarga funksiya darsida o'tgandik. Ya'ni bir xil nomli funksiyadan bir necha bor ishlatilishi qayta yuklanish bo'ladi degani. U faqat o'zini yonidagi tipiga qarab turib farq qiladi. Float bo'lsa faqat haqiqiy son kirsa haqiqiy sonni hisoblab beraverardi. Butun sonlarga kirsak butun sonli funksiyasini hisoblab beraverardi. Xuddi o'shanday biz endi kiritish va chiqarish operatorini boshqa-boshqa ishlarini va vazifasini o'zgartiramiz. Kiritish operatorini qayta yuklashligimiz uchun string xizmat so'zidan foydalanamiz. Sin kiritish byurovi deb turganmasak va mana bu ikkita kiritish operatorini belgilab olish uchun operator xizmatchi so'zidan foydalanamiz. Biz mana bu buyruqqa vazifa yozyapmiz-da hozir. String sindiki bu nimaniki? Va bu ni belgilash qilib olaman. String da bitta katta sin degan o'zgaruvchi olaman. Katta bilan yozaman. Chunki kichkinasini o'zining vazifasi bor-ku. Shuning uchun katta harf bilan yozaman. Sin degan bitta o'zgaruvchi olaman. Va klassimning nomida bitta noma'lum olaman. Katta harflar bilan yozaman. Bularning hammasini havolasiga murojaat qilaman. Ya'ni bular hammasini oldiga havola belgisini qo'yaman. Endi buni vazifasi. Mana shu holatda hozir bizda mana bu joyimizda xatolik bermaydi, faqatgina bu funksiya hech qanday vazifa bajarmaydi. Funksiya bor, hech qanday vazifasi yo'q. Mana bu kiritish operatoriga bitta funksiya yozyapmiz. Bu hech qanday vazifa bajarmaydi mana. İçi bo'sh bo'lgan bitta funksiya. Buni tarkibiga siyavut deb turib salom deb yozuv yozib qo'ysam, ishga tushirganimda uni kiritish operatorining buyrug'i ishlaganda salom degan yozuv chiqarib beryapti xolos. Endi biz bunga ketma-ketlikda mana shu qil, bu ishni qil, bu ishni qil deb yozib qo'yamiz. Qarang, bu kirit degan funksiya bizga mana ular kiritib berarmidi? Shuni vazifasini olamanda mana shu funksiyani ichiga yozib qo'yaman. Faqat bu funksiya ham klassdan tashqarida bo'lganligi uchun ozgincha boshqacharoq ishlaydi. Sababi klassning ichidagi o'zgaruvchilarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qila olmaymiz. Biz sin degan yozuvni mana bu yerda string bilan katta sin bilan belgilab olyapmiz. Mana uni katta sin degan yozuvga aylantirdik. Va klassdan tashqarida bo'lganligi uchun klassning a'zolariga mana bu o'zgaruvchi orqali murojaat qilamiz. Ya'ni x.kun x.oy va x.yil tarzida unga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi biz mana bu kiritish operatorining tarkibiga klassning 3 ta asosiga qiymat yozuvchi nimani yozib qo'ydik. Dasturga yozib qo'ydik. Bu bizga kun deb so'rab turaveradi.
Günümüz 29, ayımız 01, yılımız 2021 desek mi? Bunu biz kirit alıyoruz. Kiritkenliğini teşhiriş için bizde çıkar degen funksiye bağladı, o şamir mette işlet görelim. 29, 1, 2021 desek mi? O bizge doğru kıymetli nimağı veriyordu. Yazıp veriyordu. Hop, şimdi bunu işletemen siyahut A deyime. Yani ekranga çıkarıp ver A'ni deyime. Bu halette işge çürütürgen bulsak hazır bizde siyahut operatörü fakat yine uşak uzun tanıgan tipler için işledi halas. O operatörde vazifesini biz özgertirişimiz gerek. Siyahut özgertiriş için O-Stream hizmet sözden faydalanamız. O-Stream operatör hizmet sözü arkalı mana bu bilgini belgile olamız. Yani kayıt yükle olamız. O-Stream de bu yerge aynen manu sin, siyahut, yazışı çarptamaz. Bu yerde bitti özüz belgeleş olas. Yani bitti özgar uçuge nam beramız olas. Mesela K digen özgar uçu olsam. Sana klasımda bitti Z digen özgar uçu olam. Bu özgar uçunu esla kalırsak bu olur. Bu funksiye bizge nümak veriş gerek. Mana bu sözlerini yani kündü, aydı, yıldı ekrana çıkarıp veriş gerek. Biz o stream bilen mana bu siyahut hizmet sözünü nümak belgile ol yapız. K'ye belgileştirip ol yapız. Yani bunu K'de bata ol yapız. Ve klasından taşkarda bölgenlik için klasını az olarak biz Z bilen müracaat kılıçlığımız gereği buladı. Z nokta gün, Z nokta ay ve Z nokta yıl. Bu mana bu nimalar bilan bir xil bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni mana bu yerda sin dedim. Masalan, buni k va x kichkina litr ham bo'lsa, mana buni k, buni k, buni k qildim. Bu x larini esa kichkina bilan yozdim. X lar. Buni ham k bilan x qilaytirgan bo'lsa, mana bu yerda k turadi. Setlarimiz o'rnida klass a'zolariga biz x o'zgaruvchisi bilan nima qilamiz? Qiymatni chiqarib olishligimiz mumkin. Siyahut A'da esa endi bizga uni qiymatini chiqarib beradi. Kun 29, 1-oy 2021-yil desam 29 1-2021 bo'lib nima qilyapti? Chiqa beryapti. Endi qarang. Sana dedim A, virgul B dedim. Ajralib turishlik uchun doim biz o'rganganimiz bunday-da mana. A teng degan yozuvni qo'yishdi. O'rganganmiz. A'ning qiymatini chiqarib beradi va siyaut deyapti, ekranga chiqarib bersin. B teng degan yozuvdi. Bu yozuvni nima sababdan yozganimni aytaymi? Siyaut. Yo'q, probel tashlash maqsadida emas. Biz mana siyautni boshqa vazifada buyurib qo'ydik. Boshqa vazifa qildi deb buyurib qo'ydik. Lekin mana bu yerda qo'shtirnoqni ichida men mana bu siyahut deb turib mobil gun yoshimdan maqsad siyahut o'zini chiqarish operatorini ya'ni konsol output ham bajaraveradi. U bajarilmagan vaqtda mana bu yerda bizni klassimizdagi A obyektni vazifasini ham nima qilib beraveradi? Bajarib beraveradi. Chunki qayta yuklanish bir xil nomli funksiyadan 2 marta, 3 marta, bir necha bor foydalanish bu qayta yuklanish bo'ladi. Dastur o'zi qaysi birini ishlatish kerakligini to'g'ri yozilgan bo'lsa ishlatib beraveradi. O'shaning uchun men mana bu yerga siyahut a teng degan yozuvni ham ekranga chiqarib qo'yibman. Sin b dedim va siyahut ekranga chiqarib bersin mana b ni qiymatini. Bu holatda ikkita chiroyga bo'lsak mana a teng degan yozuv chiqyapti. Uni kunini, oyini, yilini nima qilishimiz kerak? Kiritishimiz kerak bo'ladi. Kun bunga 1-oy, 1-kun 2021-yil desam mana 1-1-2021. Orqasidan sirasi B teng degan yozuv chiqib turib, unga masalan 25-1-2021 desam mana uni ham nima qilib beraveradi? Ekranga. S, D, Y xohlagancha biz barcha kiritish va chiqarish operatorini xohlagancha ishlataveramiz. Uni o'zining vazifasida ham va biz yozgan vazifada ham nima qilishimiz mumkin ekan? İşletişliğimiz mümkün iken.
Şimdi kılıp operatörlerimizi kayta yükleştirmemiz mümkün olur. Ben bunu klasımda çedeğim o kürt çıkar funksiyeler kireybez çünkü vazife becermeydi. Ben de anı çıkarış cereyanı geçe bugün ders durum durum.